UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Norveç ekibi Molde ile eşleşecek olan Galatasaray'ın, elense dahi en az 16 milyon avro kazanması bekleniyor. UEFA yönetmeliklerine göre, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen takımlara teselli ödülü olarak 5 milyon avro verilmektedir. Bu sebeple Galatasaray, 3. ön eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna yükselmesiyle 5 milyon avroluk garanti bir gelir elde etmiştir. Ancak Galatasaray'ın Avrupa geliri sadece bu miktardan ibaret değildir. Eğer takım Molde'ye elenirse UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek ve minimum 11 milyon avro gelir elde edecektir. Avrupa Ligi'nde gruplarda yer alan her takıma ise 3,63 milyon avroluk bir katılım payı verilmektedir. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki en büyük geliri ise market geliri olacaktır. Sarı Kırmızılılar Türkiye'nin bu ligdeki market değeri olan 5 milyon avro tutarındaki gelirin tek sahibi olacaklar. Ayrıca Galatasaray, katsayı sıralamasında 18 takımı geride bırakarak 19 hisse sahibi olmakta ve bunun getirisi olarak 2,5 milyon avro kazanmaktadır. Dolayısıyla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde elense dahi Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek ve toplamda en az 16 milyon avro gelir elde edecektir. Şampiyonlar Ligi'nde ise gruplara kalması halinde minimum geliri 25 milyon avro olacaktır. Bu miktar katılım payının yanı sıra market geliri ve katsayı gelirini içermektedir. Galatasaray, kendisinden daha yüksek katsayıya sahip takımlardan biri turnuvadan elenirse ekstra hisse geliri elde edecektir. Tüm bu gelirler sayesinde Galatasaray Avrupa Kupaları mücadelesinde önemli bir ekonomik başarı elde etmiş olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Ancak maçta Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 64. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Eğer UEFA cezada bir indirime gitmezse, Torreira play-off turundaki 2 maçı da kaçıracak. Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi ise Molde oldu. Molde, Klaksvik'i toplamda 3-2'lik skorla eleyerek tur atlayan taraf oldu. İlk maçta Klaksvik'in 2-1 üstünlüğüne rağmen Molde, sahasında 2-0 galip gelerek turu geçti. Bu maçta eski Galatasaray oyuncusu Martin Lin, 112. dakikada attığı golle Molde'ye turu getiren isim oldu. Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı ilk maç, 23 Ağustos'ta Norveç'te gerçekleşecek. Bu zorlu müsabakanın rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da, Rams Park'ta oynanacak. İki maç da büyük bir heyecanla bekleniyor. Galatasaray, play-off turuna Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle eleyerek adını yazdırmıştı. Takımın tecrübeli yöneticisi Okan Buruk, bu turun önemini ve zorluğunu iyi biliyor. Oyuncularını bu önemli müsabakalara tamamen odaklanmaları konusunda uyarıyor. Bu sıcak atmosferde Galatasaray'ın en öne çıkan isimlerinden biri Arjantinli yıldız Mauro Icardi oldu. Olimpija Ljubljana maçında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Icardi, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Geçtiğimiz sezonda Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen Icardi, bu sezon tekrar ağları havalandırmaya başladı. Bu golün kendisi için önemli olduğunu ifade eden Icardi, takımı adına daha da fazla gol atmak istediğini belirtti. Ancak Galatasaray için bir üzücü haber de Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesiydi. İtalyan hakem Marco Gaida, Olimpija Ljubljana maçında Torreira'ya 64. dakikada doğrudan kırmızı kart çıkardı. Bu durumda Torreira, play-off turundaki Molde maçlarında forma giyemeyecek. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu durumu takım için bir dezavantaj olarak görmemesi gerektiğini ve diğer oyuncuların eksikliği hissettirmeyeceğini belirtti. Galatasaray'ın Norveç temsilcisi Molde ile oynayacağı bu zorlu maçlar, futbol severlerin heyecanını artırıyor. Jim Bom için hedef, play-off turunu geçerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Avrupa'nın en iyi takımlarıyla mücadele etmek. Bu mücadelede, takımın taraftarları da büyük bir rol oynayacak. Galatasaray, Rams Park'ta 39.623 taraftar önünde oynadığı maçta Olimpija Ljubljana'yı mağlup etmişti. Taraftarlar, yine takımlarını desteklemek için tribünleri dolduracak ve heyecanlarını takıma aktaracaklar. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu devam ediyor. İlk hedef, Molde'yi elerek play-off turunu geçmek ve gruplara kalabilmek. Takımın başarısı için tüm futbol severlerin desteği önemli. Büyük bir heyecanla beklenen bu maçlarda, Jim Bom'un başarıyla sahadan ayrılmasını diliyoruz. Galatasaray'ın, Chelsea düşen forma şansıyla gündeme gelen Hakim Ziyech ile anlaşma sağladığı haberini canlı şekilde aktaralım.
Premier Lig'de forma giyen Faslı Yıldız'ın Galatasaray'a transfer olması konusunda her iki kulüp arasında da anlaşma sağlandı. İngiliz basınına yansıyan habere göre, Chelsea'nin Ziyech'i kadroda düşünmemesinin ardından sarı-kırmızılılar devreye girdi ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Ziyech, kariyerine Türkiye'de devam edecek. Chelsea'nin 2020-2021 sezonunda Ajax'tan 40 milyon euro bedelle transfer ettiği 30 yaşındaki Faslı futbolcu, İngiltere'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Premier Lig'de çıktığı 107 maçta 14 gol 13 asistlik bir katkı sağlamış olan Ziyech, teknik becerileri ve oyun anlayışıyla da tanınıyor. Galatasaray'ın Ziyech ile anlaşma sağlaması, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun yetenekleri ve tecrübesiyle Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir güç katacağı düşünülüyor. Ziyech'in sağlık kontrollerini geçmesi halinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Galatasaray'ın sportif direktörü Erden Timur da daha önce yaptığı açıklamada, hakim Ziyech ile ilgilendiklerini itiraf etmişti. Timur, transfer sürecinin zamanlaması nedeniyle oyuncunun transferinin son dakikada gerçekleşmediğini belirtmişti. Ancak şimdi, Ziyech'in Galatasaray'a transferi için her şeyin hazır olduğu ve oyuncunun sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzanın atılacağı ifade ediliyor. Galatasaray'ın hakim Ziyech transferi, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, takımın hücum gücünü artırması bekleniyor. Ziyech'in yetenekleri ve oyun stili, takıma katkı sağlayacağına dair umutları artırıyor. Galatasaray yönetimi ve taraftarları, Ziyech'in sağlık kontrollerini başarıyla geçeceği ve resmi sözleşmenin imzalanacağı güzel bir haber bekliyor. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın ligde ve Avrupa'da daha da iddialı bir konuma geleceği konuşuluyor. Hakim Ziyech'in Galatasaray ile anlaşması, Türk futbolunda da büyük yankı uyandırdı. Futbol severler, Ziyech'in Türkiye'ye gelerek Süper Lig'de boy gösterecek olmasının heyecanını yaşıyor. Galatasaray taraftarları, Ziyech'i ağırlamaktan dolayı mutluluk duyarken, onun takıma büyük katkılar sağlaması temennisinde bulunuyor. Hakim Ziyech'in Galatasaray ile anlaşması, futbol severlerin merakla beklediği bir gelişme olarak öne çıkıyor. Transferin resmi olarak duyurulması ve oyuncunun imza töreni, Galatasaray camiası açısından büyük bir sevinç vesilesi olacak. Ziyech'in Galatasaray'da başarılı olması ve takıma büyük katkılar sağlaması, futbol severlerin en büyük beklentileri arasında yer alıyor. Şimdi, Ziyech'in sağlık kontrollerini geçmesi ve resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını dileriz ve taraftarlara keyifli seyirler temenni ederiz. Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferi resmiyet kazandı. İtalyan yıldızın transferinde, Galatasaray'ın elde edebileceği gelir miktarı da ortaya çıktı. Zaniolo'nun transferinden Galatasaray'ın beklenen geliri oldukça yüksek. Fanatik'in haberine göre, Aston Villa ile yapılan anlaşma kapsamında Zaniolo'nun öncelikli olarak kiralık olarak transferi gerçekleşeceği belirtildi. Bu kiralama sürecinde Galatasaray'ın 4 milyon euro gibi bir gelir elde edeceği ifade edildi. Ancak, belirli performans kriterlerinin sağlanması durumunda Aston Villa'nın Galatasaray'a ekstra 5 milyon euroluk bir kiralama ücreti ödemesi bekleniyor. Ayrıca, Zaniolo'nun en az 25 maça çıkması halinde 25 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği belirtildi. Bu şartlar altında Galatasaray'ın kiralama süresi boyunca toplamda 9 milyon euroluk bir gelir elde etme ihtimali bulunuyor. Ancak, Zaniolo'nun Aston Villa'da kalması durumunda ise performans ve başarı kriterlerine göre ek bonus ödemeleri yapılacak. Bu bonuslar arasında Konferans Ligi'nde şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma, İngiltere Kupası kazanma gibi başarılar bulunuyor. Bu bonuslarla Galatasaray'ın kasasına ulaşabilecekleri gelir miktarı ise toplamda 8 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Tüm bu hesaplamalar yapıldığında, Galatasaray'ın toplamda 17 milyon euroluk bir gelir elde etme şansı olduğu görülüyor. Ancak, Zaniolo'nun 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu düşünüldüğünde, Galatasaray'ın bu transferden tam 38 milyon euro gelir elde etme ihtimali de bulunuyor. Bu da, Galatasaray'ın önemli bir finansal getiriye sahip olduğunu gösteriyor. Öte yandan, Galatasaray'ın Zaniolo'yu transfer ettiği zaman ödediği 15 milyon euro bonservis bedelinin henüz ilk taksidini bile ödemediği belirtiliyor. Ancak, bu ayrılık Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce gerçekleştiği için Galatasaray'ın Roma'ya herhangi bir bonus ödemesi yapmasına gerek olmayacak. Nicolo Zaniolo ise Galatasaray taraftarına veda ederek İngiltere'ye gitmek üzere harekete geçti. Bu transferle ilgili son gelişmeler, futbol severler tarafından yakından takip ediliyor.
Galatasaray'ın Zaniolo'nun transferinden elde edeceği gelirin, kulübün finansal anlamda önemli bir katkı sağlayacağı kesin. Haber içeriği sonu. Rakip takım Beşiktaş da bu transferde Galatasaray'la karşı karşıya gelme durumunda. Beşiktaş As Başkanı Serhan Çetinsay'a, Sergio Ramos'u sosyal medya hesabından takip etmeye başladı ve bu durum Beşiktaşlı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. İki ezeli rakibin de Ramos'la ilgilenmesi, transfer mücadelesini daha da çekişmeli hale getiriyor. Sergio Ramos, Sevilla'da başarılı bir dönem geçirdikten sonra Real Madrid'e transfer oldu ve İspanyol devinin formasını tam 16 yıl boyunca giydi. Bu süre zarfında takımıyla birlikte birçok büyük başarı elde etti. Ramos, Real Madrid formasıyla 671 maça çıkarak 101 gol attı ve 40 asist yapma başarısı gösterdi. Bu istatistiklerle birlikte, futbol dünyasında kendisini kanıtlamış bir efsane haline geldi. Son olarak Paris Saint-Germain transfer olan Sergio Ramos, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi. Ancak PSG ile olan sözleşmesi sona erdi ve bonservisi elinde bulunuyor. Bu durumda Galatasaray ve Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve iki kulüp de Ramos'u kadrolarına katmak için çalışmalara başladı. Transfer süreci devam ettiği için henüz sonuçlanmış bir anlaşma bulunmuyor ancak Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ramos transferi konusunda kararlı oldukları biliniyor. İspanyol oyuncunun istediği şartlar arasında 2,5 milyon euro imza parası, senelik 5 milyon euro maaş ve 2+1 yıllık sözleşme bulunuyor. Ramos'un tecrübesi ve liderlik özellikleri, hem Galatasaray hem de Beşiktaş için önemli bir katkı sağlayabilir. Bu transfer haberleri sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Ramos'un Galatasaray paylaşımını beğenmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında sevinç ve umut yarattı. Her iki kulübün taraftarları da büyük bir heyecanla transfer sürecini takip ediyor. Ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş'ın Sergio Ramos transferi için sıkı bir mücadele içinde olduğu kesin. Her iki takım da defans hattını güçlendirmek ve tecrübeli bir lider oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor. İlerleyen günlerde bu transferde kimin galip geleceği ve Sergio Ramos'un Türk futboluna katkı sağlayıp sağlamayacağı merakla bekleniyor. Bu transfer haberiyle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz ve gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Futbol Magazini olarak futbol dünyasının en son haberlerini sizlere sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Takipte kalın. Galatasaray'ın başarılı savunmacılarından Kaan Ayhan, Olimpija Ljubljana ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle tur atladığı maçta gösterdikleri performanstan memnun olduğunu belirten Ayhan, maça iyi bir başlangıç yaptıklarını fakat kırmızı kartın ardından oyunun karakterinin değiştiğini söyledi. Ayhan, maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Ancak ikinci yarıda erken kırmızı kartın etkisiyle oyunun karakteri değişti. Yine de 90 dakika boyunca iyi mücadele ettik. Bu şekilde ligde de devam etmek istiyoruz," ifadelerini kullandı. Kaan Ayhan, oynadığı mevkinin kendisi için önemli olmadığını ve orta sahada da iyi performans sergileyebileceğini dile getirdi. Son dönemde genellikle savunmanın ortasında görev yaptığını belirten Ayhan, hocanın da bu özelliğini bildiğini ve sık sık bu mevkide kullanıldığını söyledi. Orta sahada görev aldığında da kendini iyi hissettiğini ifade eden Ayhan, takımına pozisyon fark etmeksizin yardımcı olmayı sevdiğini söyledi. Trabzonspor maçına da değinen Ayhan, bu maçın moral açısından önemli olduğunu vurguladı. Aynı zamanda ülke puanı için de önemli bir maç olduğunu belirten Ayhan, Trabzonspor maçına bu motivasyon ve konsantrasyonla çıkıp galip gelmek istediklerini dile getirdi. Son maçta istedikleri skoru alamadıklarını hatırlatan Ayhan, Trabzonspor maçında kazanmak istediklerini söyledi. Kaan Ayhan, play-off turundaki rakipleriyle ilgili de konuştu. Milli takımla Faroe Adaları'nda pek güzel anıları olmadığını belirten Ayhan, kendi tercihinin Molde olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi'ne katılarak başarılı bir performans sergilemek istediklerini ifade eden Ayhan, takımlarının bu şekilde devam edeceklerini belirtti. Galatasaray'ın genç ve yetenekli savunmacısı Kaan Ayhan'ın yaptığı bu açıklamalar, takımın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak adına önemli bir rol oynuyor. Ayhan'ın pozisyon fark etmeksizin takımına yardım etme isteği, takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından takdirle karşılanıyor. Galatasaray taraftarları, Kaan Ayhan ve takımının istikrarlı bir performans sergileyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele etmesini bekliyor. Trabzonspor maçında alacakları galibiyet ise takımın moralini yükseltecek ve üst sıralarda iddialı konumda kalmasına yardımcı olacaktır.
Galatasaray'ın bu sezonki performansı ve oyuncularının gösterdiği karakter, taraftarlar arasında umut ve heyecan yaratıyor. Şampiyonlar Ligi heyecanı ise tüm Galatasaray camiasını sarıp sarmalıyor. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.